Herkese merhaba. Bugün sırt çalışacağız. Böyle of sırtım çok ağrıyor, şuramda hep bir ağrı var gibi şikayetleriniz var ise bu hareketler sizin için çok iyi. Çünkü birçok işimizi öne doğru eğilerek yapıyoruz. Arka grup kaslarımızı daha nadir kullanıyoruz. Böyle bütün gün ofiste oturuyorsanız, böyle bilgisayar başındaysak ya da çocuklar kucakta taşınıyorsa devamlı sırt kasları zayıflamaya başlıyor. O yüzden onlara bugün iyi davranacağız hep birlikte. Bu sırt ağrılarına güzel bir çözüm olabilir. Şimdi yüzüstü yatıyorum. Yüzüstü yattım. Alnımı yere koyacağım. Ellerimi kalçalarımın yanında, avuç içlerimi tavana doğru döndürerek yerleştiriyorum. Nefes verirken kollarım tavana doğru uzuyor ve göğsümü hafifçe yerden kaldırıyorum. Ve nefes al aşağıya. Bunu yaparken kalçam, leğen kemiklerim devamlı mata yakın duruyor. Kalçayı kaldırmak yok. Tamam. Haydi nefes ver yukarı ve nefes alarak aşağıya. Her kalkışta kürek kemiklerin arasının sıkıştığını hisset ve yukarı doğru uza ve gel. 10 tane yapacağım. Nefes ver yukarı. Al aşağıya devam. Son 3 ve 2 ve son kez. İyisen yukarıda kal. Şimdi yukarıda bir su var sanki. Kısa kısa kollarımla o suya değiyorum. Kürek kemiklerimin arasını sıkıştırıyorum. Kalkışlarda boynumu hep uzun ve yere paralel kullanmaya devam ediyorum. 10 tane de bundan yapıyorum. Ve rahatlıyorum. Çok basit gözüken bir hareket ama hissettiniz değil mi? Yavaş yavaş arka grup hareketlenmeye başladı. Şimdi bir tane daha hareket ekliyorum. Bu sefer kollarım uzun. Yine leğen kemiklerim yerde, kalçam aktif. Nefes vererek göğsümü kaldırıyorum ve dirseklerimi çekiyorum. Kürek kemiklerimin arasını sıkıştırıyorum. Eller yana falan açılmıyor. Amacım arkada sanki dirseklerimi birleştirmek istercesine çekmek. Haydi. Nefes ver ve çek. Bunu yaparken boynum yine uzun. Yere paralel. Karşıya bakmaya çalışma. Yere bakmaya devam et. Şu şekilde boynumu sıkıştırmak boynum için iyi bir fikir değil. Hep uza. Ve hep uzadığını hisset. Haydi son 3. 2. Ve son kez kal. Eğer iyisen yine kısa kısa dirsekleri çekiştiriyorum arkaya. Çekiştiriyorum yalnız. Eziyet. Hayır devam. Düşürme kendini yalnızca kolların hareket etsin vücudun değil. Ve son kez ve bırak. Güzel. Epey hissetmeye başladık. Şimdi bir çocuk pozuyla biraz rahatlayalım. Geriye doğru otur. Elleri öne doğru uzat. Sırtı biraz rahatlat. Çünkü devam ediyoruz. Ve yüzüstü tekrar yattım. Yüzeceğiz. Önce yerde yüzeceğiz, sonra gökte yüzeceğiz. Allah'ım ne biçim bir şey bu. Şimdi şöyle ki, leğen kemiklerim yere basıyor, alnım yerde, kollarım uzun, bacaklarım uzun. Sanki birisi kollarımdan çekiştiriyor beni, birileri de ayaklarımdan çekiştiriyor gibi düşün ve uza. Ters kol, ters bacak kaldıracağım alnım yerdeyken. Hazır mıyız? Ve kaldır. Leğen kemiklerini yerden kaldırma ve uzan. Hem uza hem yukarı kaldır. Gövdeni çok fazla oynatmamaya çalış. İki tane daha. Ve dinle. Şimdi bu hareketin aynısını daha seri bir şekilde yapacağım. Bir. Hem kolumu hem bacağımı kaldıracağım. İki. Fakat büyük büyük sarsarak kendim hareketler değil. Yalnızca kol ve bacak oynayacak. Vücut oynamayacak. Hazır mıyız? Haydi bakalım birlikte yüzüyoruz. Nefes aldım. Vererek kalk ve ters kol ters bacak gönder. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 ve bırak ve bir kez daha çocuk pozu. Geriye doğru otur, iyice öne doğru uza. Çok güzel. Şimdi geldik dört ayak pozisyonumuza. Dört ayaktaki yine hizalanmamız çok önemli. Neye dikkat ediyorduk? Dizlerle kalça aynı çizgi üzerinde, omuzla eller aynı çizgi üzerinde. Sternum drop diye bir hareket yapacağız. Sternum bu kemiğimizin adı. Yere doğru
düşüreceğim ve sonra yukarı doğru yükselteceğim. Nasıl mı? Şöyle küreklerin arasını sıkıştır ve it yeri aç. Bunu yaparken dirsekler düz ve açarken ekstra bir kedi sırtı gibi şöyle yuvarlanmalara girmiyorum. Tamam, haydi aşağı ve yukarı. Kalçamda da ekstra oynamalar yok. Tamamen kürek kemiklerin arasına odaklan. Çok basit gibi gözüken bir hareket ama bunu yaparken kasları hissetmek çok önemli. Hemen herkeste o hisler gelmeyebilir, sıkıntı yok, düşün. Ve iki tane daha. Ve geldim. Güzel bir plank ile devam edeceğim. Dirseklerimin üzerinde yapacağım önce. Bir 10 saniye kalacağım. Ve bacakları gönder, gönder. Şimdi kalçadan başıma kadar bir düz çizgi halindeyim. Ne kalçayı yukarı çıkartıyorum ne aşağı bel kavisimi arttırıyorum. Burada çok önemli, beli koruyorum. Düz çizgiyi koru ve kal. Güzel şeyler düşün. 10 saniye çok bir şey değil. Haydi devam. Eğer iyisen, hadi bir 10 saniye daha. Ve gel dizlerinin üzerine. Bir çocuk pozuyla rahatla. Hop. Ve yavaşça kalk. Bu hareketler basit gözükür ama oldukça etkilidir. O yüzden ara ara yapmayı ihmal etme. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursan çok sevinirim. Görüşmek üzere.